Sizehaber.com Türkiye Gazete Manşetleri 28 Mart 2016 Pazartesi. Cumhuriyet, 3. Havalimanı müteahhiti 2023 hedeflerine ulaşamayız. Nihat Bey uyardı. Hürriyet, yeni hayat. Eşini savaşta kaybeden ve biri 15 günlük 6 çocuğuyla Ege'de ölüm yolculuğuna çıkmak üzereyken yoldan çevrilen Maha Mansur Kanada'ya kabul edildi. Milliyet, Avrupa'yla 7/24 sıcak temas. Avrupa ve Türkiye'de terör örgütleri ve teröristler hakkında 7 gün 24 saat bilgi alışverişi yapacak irtibat büroları açılacak. Vatan, acı kader. Özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin çocukluk arkadaşı 7 ay önce şehit düştü. Cenazesi uçakla götürülürken yanında bir tek o vardı. Fransa'daki özel görevi bırakıp gönüllü olarak Nur sahibine gitti ve dün o da şehit düştü. Habertürk, Pakistan'da vahşi terör salıncaktaki çocukları vurdu. Luna Park'ta katliam. Taliban Lahor'da Paskalya'yı Luna Park'ta çocuklarıyla geçiren aileleri hedef aldı. 65 ölü. Sözcü, Erdoğan'ın ailesi vakıf kurmayı sevdi. Damat bakan okul işine girdi. Bilal'in Türgev'ine aile içinden kardeş geldi. Enerji Bakanı yapılan damat Berat Albayrak kurduğu Nun Vakfı'nın okulu için öğrenci aramaya başladı. Sabah, ne kadar yılan varsa Brüksel'in koynunda. Brüksel'de terör saldırılarının etkisini araştıran Ozan Ceyhun, Belçika Türkiye düşmanı terör örgütlerinin koleksiyonunu yapmaya meraklı. Zaman, Avrupa duyarsız. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'de 350 bin Suriyeli öğrenciye eğitim verildiğini söyledi. Avcı, Suriyeli öğrencilere bugüne kadar 3 milyar euronun üzerinde harcama yapıldığını belirterek uluslararası kamuoyunun sorunlara duyarsızlığına dikkat çekti. Akşam, Lahey selfiesi. Kitabında Batı'nın Srebrenica katliamındaki rolünü yazan Fransız gazeteci Florence Hartman, gizli belgeleri ifşa ettiği için Lahey'de yaka paça tutuklandı. Aydınlık, bölücü anayasaya hodri meydan. Sağ sol demeden, etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan Türkiye'yi canlı bombalarla esir almaya çalışanlara inat, korkmadan direnenler AKP'nin Türksüz anayasa hazırlığına karşı Ankara'dan kararlı bir ses yükseltti. Size o anayasayı yaptırmayacağız. Bir gün, Türkiye'deki firmalar aracılığıyla patlayıcı malzeme gönderilmiş cihatçılar için tedarik zinciri. IŞİD'in Kobani'de arkasında bıraktığı infilak fitilleri, bunların cihatçılara gönderildiği zinciri ortaya çıkardı. Uluslararası üreticiler Türkiye'yi bir ithalat ihracat merkezi haline getirmiş. Güneş, kullanıp attılar. ABD, Rusya ve Esad'ın Suriye'deki maşası terör örgütü PYD'nin son kullanma tarihi doldu. Suriye'nin kuzeyinde sözde bağımsızlık ilan eden örgütü ABD'nin ardından Rusya'da sattı. İttifak yaptığı Esad rejimi de PYD'ye olan desteğini çekti. Karar, mahalleler yarıştı, paralel kazandı. Paralel yapı toplum destekli polislik müdürlüğünü kullanarak mahalleler yarışıyor, İngilizce yaz kampı gibi projeler üzerinden devletin 1.9 milyon TL parasını buharlaştırdı. Meydan, IŞİD'den beter, 250 TL için Suriyeli çocuğun kafasını kesti. Gaziantep'te IŞİD vahşetini aratmayan bir olay yaşandı. Kısa süre önce cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı Cengiz P. 250 lira için 12 yaşındaki Suriyeli Ferhat'ın kafasını kesip kuyuya attı. Özgür Gündem, Surlu yurttaşlar konuştu. Toprağımıza el koyamazsın. AKP yıktıktan sonra kamulaştırma kararı aldığı Sur'da rant ve demografik yapıyı değiştirmek için devletin tüm imkanlarını kullanıyor. Surlu yurttaşlar, kimse bizi toprağımızdan çıkaramaz dedi. Star,
Konsolosların Viyana ihlali. Casuslar için yargıya baskı yapan 10 konsolosun Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ortaya çıktı. Deneyimli konsolos Özdemir, "Bu diplomatlar istenmeyen adam ilan edilebilirler," dedi. Takvim. Cennette buluştular. Özel harekat polisi Coşkun Nazilli, PKK'li hainlerin şehit ettiği çocukluk arkadaşı Abdullah'ı gözyaşlarıyla toprağa verdi. 8 ay sonra kendisi de şehitlik mertebesine erişti. Taraf. Kırmızı çantada hendek belgesi. Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret öncesinde PKK ile PYD arasındaki ilişkileri kanıtlayan belgelerle ilgili özel çalışma yapıldı. Çantada hendek çalışmalarına katılan PYD üyeleri var. Türkiye. PKK'ye karşı diplomasi atağı Barzani tamam, sıra Ruhani'de. Kandil'in 3'te 2'si İran'a kaçtı. PKK ile mücadele eden Barzani ikna edildi. İran'da yakın markaja alındı. Vahdet, PKK'nin kan bankası. Doğu ve Güneydoğu'da şehit sayısını artırmak için hastaneleri hedef alan PKK'nin bölgede kan bilgi bankası oluşturduğu ortaya çıktı. Teröristlere acil müdahale için kan grubu tutan siviller zorla çatışma mahallelerinde tutuluyor. PKK'nin kan listesine Vahdet ulaştı. Yarına bakış. CHP Düzce İl Başkanı Tozan'ı önceki gün vatan haini diyerek döven saldırganlar tutuklandı. Tehlikeli kutuplaşmaya tepki gösteren CHP'li Böke, olayın adi değil siyasi olduğunu söyledi. Tehlikeli kutuplaşma gazetenin bugünkü manşeti. Yeni Akit. O hakimden itiraf gibi açıklama. Kurunun yanında yaş da yanar. 28 Şubat döneminde 5 MGV'li gencin akıl almaz bir cezaya çarptırıldığı İstanbul İkinoğlu DGM'nin başkanı olan Şerafettin İste itiraf gibi açıklamalar yaptı. İste, yasalara bağlı kalınmazsa terörle mücadele kolaylaşır. Ancak kurunun yanında yaş da yanar, dedi. Yeni Şafak, askeri lise sınavında kopya itirafları. FETÖ'nün askeri lise sınavında soru ve cevapları önceden verdiği öğrenciler kopyayı itiraf etti. MHP, 80 sorunun kendilerine önceden ezberletildiğini söyledi. TFB ise kitapçıklarda işlem yapın, soruların altını çizin diye taktikler verildiğini anlattı. Evrensel. Cinsel taciz sanığından savunma. Gaziyim, varlıklıyım, dindarım. Taciz sanıkları savunmalarını egemen siyasi zihniyete uyduruyor. Adana'da gece kadınları taciz eden sanık kendini böyle savundu. Güneydoğu gazisiyim, terörist değilim, varlıklıyım, dindarım, geceleri trene fahişeler biner. Özgür düşünce. Darbe planları bir bir uygulandı. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat'ın yöntemleriyle Ergenekon ve Balyoz planlarındaki stratejiler bir bir uygulandı. Medyadan yargıya, akademiden STK'lara birçok alanda darbecilerin planladığı hedefler hayatımızın parçası oldu. Yeni mesaj. AB güvenlikte de sınıfta kaldı. Para birliğini oluşturamayan, ekonomik krize düşmüş üyelerine çare bulamayan, sığınmacı krizinin üstesinden gelemeyen, işsizliğe çözüm üretemeyen AB, Brüksel'deki intihar eylemleri sonrasında güvenlikte de sınıfta kaldı. Yeni Yüzyıl. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Yeni Yüzyıl'a konuştu. %25'in suçlusu halk olamaz. %77 ile başkanlık koltuğuna oturan Murat Hazinedar, halk suçlu olamaz. Onlara önderlik yapan bizler sorumluyuz. Bize oy vermeyenlerin nedenlerini düşünmeliyiz. Dönüp kendimize bir bakmalıyız, diye konuştu. Yurt. Sempozyum dediler, müsamere çıktı. Mustafa Ataş birinci oldu. Cumhurbaşkanına metiye düzme yarışında uzak ara öne geçen Beyaz Hareket Derneği'nin düzenlediği Recep Tayyip Erdoğan sempozyumu müsamereden farksızdı. Kürsüye her çıkan bir öncekini alt etmek için dozu arttırdı. Dünya.
Yerli parça garantiyi bozmayacak. Otomotivde bayilik sistemi kökten değişiyor. Eşdeğer parça kullanımına izin çıkıyor. Foto maç. Terim Temmuz'da Galatasaray'da. Efsane geri dönüyor.